Herkese merhaba, ben Tuğçe Adıvar. Bilmiyorum biliyor musunuz ama geçen haftalarda bir ajanda edindim, kendisi bu olur. Özellikle kapağını boşaldım ki kendim dizayn edebileyim. Ve bugün anladığınız üzere kapağın çizimini yapıyor olacağım. Ve bir yandan da çizim sürecini, işte hissettiklerimi, ilham aldığım şeyleri, ilerleyişimi sizinle paylaşacağım. Bir süre kapağa boş boş baktıktan sonra nasıl bir çizimle oluşturacağını falan düşündüm. Gözümde canlandırmaya çalıştım. Ve en sonunda benim kişisel ajandam olacağından bir kız figürünün kafasından geçen şeyleri yansıtacak bir çizim yapmanın buraya uyacağına karar verdim. Böyle içinde sevdiğim şeyleri barındırsın ve baktığımda bana ilham versin istedim. Neticede hemen her gün kendisiyle yüz yüze bakacağız. Değil mi? Evet. Velhasıl ilham almak için Pinterest'i açtım ve birkaç tane resme bakıp hangisinin tam kafamdaki şekle uyacağını düşündüm. Ve bu resmi seçtim. Tabii ki de oturup birebir portre çizmedim. Sadece genel sıratından esinlendim. Ve böyle saç formunda da içinde böyle çok daha fazlası olan böyle kafamda deli sorular diye Serdar Ortaç'a bir gönderme yaparaktan skeçimi tamamlıyorum. Ve şu anda renklendirmeye hazır. Genel rengimi sulu boyayla atmaya karar verdim ve daha sonra değişik malzemeler kullanıp detaylar ekleyeceğim. Şimdi size yaptığım salaklığı söyleyeceğim ki siz de aynı hataya düşmeyin. Çizim yaptığım yüzeyin malzemesi ne bilmiyorum. Yani benim için yeni bir malzeme ve yeni bir malzeme üstünde çizim yapıyorsanız ilk yapmanız gereken şey, mantıken tabii ki de, bir boyanızı o yüzey üstüne denemek ki bu boyayı ne kadar tutuyor, rengi ne kadar gösteriyor, işte pikselleri ne kadar ortaya çıkartıyor anlayabilirsiniz. Ki buna göre de hangi malzemeyi kullanacağınızı, nasıl bir çizim yapacağınızı karar verebilirsiniz. Ama tabii ki de ben ne yaptım? Bu kısmı atladım ve dön diye boyamaya başladım. Ve şu anda 3.5 atıyorum çünkü kağıt bütün boyayı emiyor, bütün pikselleri öldürüyor. Renkler düştüğünden çok daha soluk çıkıyor. Şunu belirtmeliyim ki ben bu çizimi bugün bir anda yapmaya karar verdim. Normalde çekim yapmadan önce biraz daha planlı ilerlerim. Hani kafamda oturturum, şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım falan diye. Ama bugün yarım saat içinde hadi yapayım ya falan diye karar verip ışık da çok hızlı değiştiğinden hızlı bir şekilde başladım. Ve doğrusunu söylemek gerekirse bu beni birazcık stres soktu. Çünkü ben çoğu zaman şu an yaptığım işe çok ters bir şey söyleyecek olsam da yaptığım çizimleri insanlarla paylaşmaktan çekinirim. Hiçbir zaman çizimlerimi çok beğenmedim. Yani hep çok sevdim ama hiçbir zaman çok beğenmedim. Böyle diyebilirim sanırım. Yani öyle güzel sanatçılar var ki etrafımda ya da işte sosyal medyada takip ettiğim. Onlara bakıp genelde ben neyim ki falan diye düşünürdüm. Ki bu hoş bir düşünce değil. Evet, bunun iyi yönleri de var. Gereksiz bir böyle sanatçı egosuna girip ya ben çok iyiyim ya falan diye gezmiyorsun ortalıkta. Daha çok kendimi geliştirmeye çalıştım. Ama kötü tarafları da var. Yaptığım işle ilgili bir özgüvensizliğe sebep oldu. Ama neyse ki işime engel olacak, beni işimden alıkoyacak kadar büyük bir özgüvensizlik değildi. Velhasıl bu çizimde de planlı skeçi hazır başlamadığımdan dolayı biraz panikledim. Ama yine de kendimi çizmeye zorladım açıkçası. Ama şu an kağıdın boya verdiği tepkiden dolayı paniğim birazcık da geri geldi. Ama neyse, olmadı birkaç kat boya falan atarım, bir şekilde hallederim bu sorunu. Yalnız şeye bak, azme gel. Aferin sana, aferin Tuğçe'ye. Benim takip ettiğim çoğu sanatçı önce net bir şekilde skeç atıp daha sonra renklendirmeye geçiyorlar. Ama ben bunu ne kadar yapmaya çalışsam da maalesef bu şekilde ilerleyemiyorum. Herkesin çalışma şekli farklı tabii ki de. Ben çoğunlukla genel bir skeç koyduktan sonra boya yaparken nasıl ilerleyeceğime karar veriyorum. Yani bu biraz da böyle bulutlara bakıp şekil çıkarma gibi. Hafiften hasbelkader yani. Pek pratik bir yöntem olduğunu söyleyemeyeceğim. Şöyle ki renk seçerken bile böyle 5 dakika düşünmem gerekiyor. Bu renk bununla olacak mı? Bu buraya gidecek mi? Bu buraya bunu koyarsam? Ya burası çok kalabalık olursa vesaire vesaire diye diye. Bunu geliştirmeye ve değiştirmeye çalışıyorum ama gördüğünüz üzere henüz çok da geliştirmiş ve değiştirmiş değilim. Kendimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki ben bir şey çizmeye başlarken çok zorlanırdım. Ne çizeceğimi bulamamaktan ziyade çizeceğim şeyden tatmin olamama korkumdan kaynaklanıyordu ve insanların vereceği tepkiyi de çok kafama takıyordum. Ne zamanki sketch defterimi kişisel günlüğüm, kimseyle paylaşmak zorunda olmadığım, rahatça saçmalayabileceğim bir yer olarak görmeye başladım, İşin rengi işte o zaman değişti. Yani eğer siz de benzer zorluklar yaşıyorsanız kendinize hata yapma, çirkin çizme, saçmalama hakkı verin ki çok daha rahat ilerleyebilirsiniz. Bazen bu ne biçim çizim Tuğçe dediğim oluyor. Bazen de oha ne güzel çizmişsin diye kendimi şaşırttığım da oluyor. Kötü olduğunu düşündüğüm çizimlere bir sürü ara veriyorum. Araya böyle biraz mesafe koyuyorum, görüşmüyorum kendisiyle. Çünkü göz isali diye bir gerçek var. Bu da şöyle ki bir şeye uzun süre baktığınızda objektif olarak değerlendiremiyorsunuz. O çizimle çok iç içesiniz, tüm ilginiz, tüm duygularınız, o anda kafanızdan geçen her şey o çizime yerleşiyor.
Bu aynı şey gibi, hani bir şarkı dinlerseniz üst üste durmadan sonra birkaç yıl sonra tekrar o şarkı duyduğunuzda böyle o ilk dinlediğiniz zamandaki hissiyatlarınız tekrardan geri gelir ya. İşte aynı şey çizimde de var. Siz bu çizimi yaparken kafanızdan ne geçiyorsa ileride dönüp bu çizime baktığınızda tekrar o hissiyatı hatırlayacaksınız demektir. Demek istediğim şey, bu duygu yoğunluğundan bazen çizdiğimiz şeyle çok bütünleşiriz. Onun için ben genelde bir şey çizdiğimde ve bunun kötü olduğunu düşündüğümde bir süre ara veriyorum. En azından bir 15 dakika bile olsa başka şeyleri gözlemleyip tekrar gelip çizime bakıyorum ki daha net görebileyim. Hani resmen böyle şey gibi, iğrenç bir ilişkinin içindesiniz ve o ilişki bitip dışarıdan bakana kadar o ilişkinin ne kadar iğrenç olduğunu fark etmezsiniz ya. İşte aynı bunun gibi bir şey. Uzaktan bakmak iyidir yani. Buna niye bahsettim? Çünkü bu çizimde de bana olan şey buydu. Boyanın rengi verememesine, çok soluk kalmasına koyutmam gerektiğini öyle takmıştım ki siyahı bastım renkleri koyutmam lazım diye. Daha sonra ne kadar koyulaştırdığımı fark etmedim. Ta ki kahve molası verip geri dönene kadar. Şöyle bir hata yaptım bu çizimde. Küçük bir alana çok fazla şey sıkıştırmaya çalıştım. Kafamda olan şeyden çok daha karmaşık bir çizim haline dönüştü. Nasıl olduysa bilmiyorum. Ve bunu fark ettiğim anda da durmak istedim. Çünkü yaptığım şey hoşuma gitmedi açıkçası. Bunu böyle ya çorbaya döndü falan dedim. Ya neyse hadi bir daha çizerim sonra falan diye düşündüm. Ama neyse ki durmadım. Beğenmediğim kısımları bir kenara bırakıp daha çok hoşuma giden kısımlara odaklanmaya çalıştım. Çizimi tamamlamak istedim. Çünkü açıkçası her hatada, her kötü çizimde dursaydım şu anda bitirdiğim hiçbir çizimim olmazdı. Ki bu hatalar bana hani aa ne güzel yapmışım dediğim kısımlardan çok daha fazla şey öğrettiler. Böyle de bir gerçek var, hatalarımızdan ders alıp yolumuza devam etmeliyiz. Ne kadar bilgeyim bugün maşallah. Velhasıl bu koyuluğu gizlemek için böyle beyazlar, altın renkleri, daha zıt ve parlak renkler kullandım ki o koyuluk birazcık azalsın, biraz da çizim öne çıksın, bir göz alsın, ben buradayım desin diye. Her ne kadar çorba oldu bu çizim desem de şunu da düşündüm. Ben bu çizime başlarken işte bana ilham versin, sevdiğim şeyleri barındırsın ve böyle kafamda deli sorular göndermesi yapsın istiyordum. Ki şu an amacına gayet de hizmet ettiğini fark ettim. Bir sorun yok yani. Yani bundan çıkarılacak şey, beğenmeseniz de çizmeye devam edin. Ya çayımı da yaptım, içmeyi unuttum. Kenarda dekor gibi kaldı öyle. Yaptım. Bu noktada benim için bu çizim bitmedi. Ama çok da dokunacak, oynanacak yeri kalmadı. Ki zaten çok da dokunup oynadım, daha ne oynayacaksam. Bazen sanırım nerede duracağını bilmek gerekiyor. Ve ben bunu bilmiyorum. Neyse, ne bilmediğini bilmek de güzel değil mi? Şunu belirtmek istiyorum ki çizimi akşam olduğu için bıraktım. Yani aslında bırakmak zorunda kaldığım için bıraktım. Ve bir sonraki sabah gelip baktığımda çok da hoşuma gitti. Vallahi öyle. Sanırım o çizimi bitirme, güzel bir şey ortaya çıkarma baskısı üstünden kalktığı için, artık bu hani benim işimin bittiği, artık biten bir çizim olduğu için, aynı şey gibi hani başkasının çocuğunu alıp sevmek, oynamak çok güzeldir ya, böyle ağlayana kadar. Çünkü üstünüze sorumluluğu yoktur. Yalnız bugünkü örneklerim çok şey değil mi? Muazzam. Bu çizimde benim için öyle bir şey oldu. Üstünden baskısı kalktı, stresi kalktığı anda böyle daha güzelliklerini görebildim. Onun için de yarıda bırakmadığıma çok memnunum. Tabii ki de bu şey demek değil hani hep sonuna kadar gitmeliyim, hep bitirmeliyim, beni daralsa, moralim bozsa da işte çizmeye devam etmeliyim diye bir şey yok. Siz çok sık boğaz ediyorsa bir çizim, onu bırakabilirsiniz, yeni bir çizime geçebilirsiniz ya da aynı çizimi baştan da başlayıp üstüne gidebilirsiniz. Ki yapamadığınız kısımları tekrar tekrar deneyip üstüne gitmek sizi daha da geliştirir. Bana olan buydu en azından. Şöyle bir şey oldu ki ben zamanında güzel olduğuna inandığım bir çizim buldum. Ve sonra kendimi hep onu çizerken buldum. Yani mesela bir ara sürekli balık çiziyordum sulu boyayla. Ki şu anda yaptığım da çok farklı değil de. Neyse böyle değil ama. Spesifik bir şeklim ve boyama tarzım vardı. Hep o şekilde o çizimi yapıyordum. Ve bu çizimde gözüme güzel görünüyordu ve insanlardan güzel tepkiler alıyordum. Sonra baktım ki ve kendimi manyak gibi hep aynı şeyi çizerken buldum. Başka hiçbir şey çizmiyordum. Çünkü bu şöyle bir şeydi. Kendime güvenli bir alan bulmuştum. Bu alan her ne kadar tehlikeli olsa da uzun süre kaldığınızda arada bir gerekli olan bir şey. Çünkü özgüveninizi arttırıyor böyle. Çiziminizi sevmeyi öğretiyor size. Yani benim için böyle olmuştu. Ama şöyle bir şey var. Bu alanda çok uzun süre kalırsanız da tamamen gelişiminizi engelleyecek bir durum. Onun için böyle arada bir değiştirmek, oradan çıkmak, değişik şeyler denemek, değişiklik iyidir. Neyse ki şimdi ben biraz daha beni korkutan ya da yabani gelen şeyleri de böyle çizmeye çalışıyorum, deniyorum. Ve aralarından çok hoşuma giden şeyler de oluyor bu arada. Velhasıl bence bu çizim bitmeli. Yani bitsin artık. Ya bitsin ya artık. Yeterince oynadım sanırım üstünde. Ha bu arada. Ben geçen haftalarda şöyle bir şey edindim. Bu Winsor & Newton'ın böyle sulu boya efekt kiti gibi bir şey. İçlerinde bir tane bu likit simli bir şey var böyle.
Bunu da çizimin üstünde kullanmak istedim. Çünkü neden? Çizim yeterince karışık ve parlak değil. Biraz daha parlasın istedim. İçimdeki kibariye ortaya çıktı. Bunu alıp buradaki çiçeklerin üstüne uyguladım ama beyaz kalemi dağıttı biraz. Neyse ben onu sonradan toparlarım. Çok böyle öne çıkmasa da hoş bir parlaklık verdi. Şu hafif dudağa da ekledim. Böyle varoş kızımız simli lipstik sürmüş. Bu arada şu alttaki abartılmış sarıları da kapattım bu arada. Ne gerek vardı ki o kadarına zaten. Ben bu çizimi yaparken kamera açıları değişti, şarjım bitti, işte kartım doldu. Birazını telefonla, birazını kamerayla çektim. Onun için ışıkta çok fazla değişmeler olduysa özür dilerim. Bunun yanı sıra birkaç hafta içinde bir video yapacağım ve videoda çizdiğim şeyi çekilişte sizlerden birine hediye etmeyi düşünüyorum. Onun için beni şimdiden Instagram'dan takip etmeye başlayabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene basmayı, yorumlarınızı bana belirtmeyi ve kanalıma üye olmayı lütfen unutmayın. Çok yakında tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.